Parametrik testlere geçen ders kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen ders T testlerini görmüştük. Bu derste varyans analizi, T testleri kapsamında kısaca söz ettiğimiz korelasyon testi, basit doğrusal regresyon ve çoklu regresyon testlerinden söz edeceğiz. Bir önceki derste Delange testlerini, tür 1 ve tür 2 hataları ile istatistiksel testlerin gücünü görmüştük ve parametrik testleri incelemiştik. İlk olarak bu derste varyans analizinden söz edeceğiz. Daha sonra da korelasyon ve regresyon testlerinden. Varyans analizi bir ya da daha fazla bağımsız değişkenin ikiden fazla gruptaki ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılır. T testi ile varyans analizi arasındaki temel fark grup sayısının ikiden fazla olmasıdır. Hatırlayacaksınız, bir önceki derste T testlerini hep iki grubu karşılaştırmıştık. Kızlarla erkeklerin X notu, işte okuma yazma puanları arasındaki fark vesaire gibi. Varyans analizi, bağımsız değişkenlerin kendi aralarında nasıl etkileşime girdiklerini ve bu etkileşimlerin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini analiz etmek için de kullandığımız bir test. Varyans analizi içinde parametrik testler için gerekli olan koşulların sağlanması lazım. Hatırlatmak gerekirse bu koşullar, verilerin eşit aralıklı ya da oranlı ölçüm düzeyinde toplanmış olması, varyansların benzer olması ve verilerin normal dağılıma uygun olmasıdır. Peki, ANOVA'nın varyans analizinin T testlerinden farkı nedir? Sadece ikiden fazla grup üzerinde uygulanabilmesi mi? Ya da niye gruplar arasındaki bütün kombinasyonları elimizde T testi gibi bir test olduğuna göre ikişer ikişer test yapmıyoruz ve aralarında fark olup olmadığını ölçmüyoruz da varyans analizi yapıyoruz. Aslında T testleri ikiden fazla grupta da kuşkusuz kullanılabilir. Ama unutmayın, her ikili karşılaştırmanın kendine özgü bir tür 1 hatası var, P değeri var. Yani tür 1 hatası derken doğru olduğu halde yanlışlıkla boş hipotezi reddetme olasılığından bahsediyoruz. Örneğin 3 grup için T testi yaptığımızı düşünün. Bu durumda ikişerli olarak karşılaştırma yapacağımız 3 grup ortaya çıkacak. Ve her T testinin kendine özgü bir tür 1 hatası yapmama olasılığı olacak. Yani %95 güven düzeyinde şununla şu arasında şöyle bir ilişki var gibi. Ama biz bunları 3 farklı grupta yapacağımız için her ne kadar her karşılaştırmanın tür 1 hatası yapmama olasılığı 0,95 ise de bunları birbiriyle çarparsanız hızlıca tür 1 hatası yapmama olasılığı %86'lara düşüyor. Eğer siz %95 güven düzeyinde testlerinizi yapacak olursanız o zaman bu koşul sağlanmamış oluyor. Kaldı ki burada sadece 3 grupla ikişerli test yapıyorsunuz. Ya 10 tane grup sayısı 3 yerine 5 tane olsaydı o zaman 10 farklı ikili kombinasyon olacaktı ve tür 1 hatası yapmama olasılığı yazı tura atmaktan bile daha düşük bir şey olacaktı, 0,40. Bu tabii ki kabul edilemez. Onun için işte ikiden fazla grup olduğu durumlarda varyans analizini kullanıyoruz. T testleri iki örneklem ortalamasının eşit olup olmadığı hipotezini test ediyordu. ANOVA ise 3 ya da daha fazla ortalamanın eşit olup olmadığını test ediyor. T testinde T değeri kullanılıyordu test sonucu için. Varyans analizinde ise F değeri, F istatistiği kullanılıyor. F istatistiği
verilerdeki sistematik varyans miktarını sistematik olmayan varyans miktarı ile karşılaştırıyor. Bu ne demektir? Şansa bağlı olarak ortalamalar arasında oluşabilecek farkla şansa bağlı olmayan farkı birbiriyle karşılaştırma. Yani buradan giderek de eğer bu fark büyükse o zaman farkın şansa bağlı olmayacağı sonucunu çıkarıyoruz. Bunu birazdan göreceğiz. Tabii varyans analizi sadece bu tür korelasyonları ortaya çıkarmak için değil, aynı zamanda deneysel araştırmalarda da kullanılan bir analiz, istatistik test türü. Daha önceki derslerde söz ettiğimiz örneğin belirli bir gruba belirli bir deneysel uyarıcı verip diğerlerine vermeyip aradaki farkı ölçmeye çalıştığımızda da gene varyans analizinden yararlanıyoruz. Varyans analizi bize 3 ya da daha fazla grup arasında fark olduğunu söylüyor. Ama bu farkların nereden kaynaklandığı konusunda ya da deneysel uyarıcının başarılı olup olmadığı konusunda da bir şeyler söylüyor. Tabii birazdan göreceğiz bu testleri post hoc testleri sonucu bu farkları post hoc testleri sonucu ortaya çıkarabiliyoruz. Şimdi varyans analizi ile ilgili örneğimize bakalım. Tek yönlü varyans analizinde bir bağımsız değişkenin ikiden fazla gruptaki durumunu test ediyoruz. Buradaki tek yönlüden kasıt bir bağımsız değişken olması demek. Ayrıntılı olarak işlemeyeceğiz belki ama bu ders varyans analizi konusunun sonunda diğer varyans analizi türlerine de bakacağız. Örneğin öğrencilerin gene aynı veri setini kullanarak yazma puanları ortalaması acaba mezun oldukları lise türüne göre birbirinden farklı mıdır? Yani Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi ya da genel liseden mezun olup olmama durumlarına göre. Dikkat ederseniz bu araştırma sorusunda lise türü 3 farklı grup oluşturur. Yazma puanı ortalamasını buna göre fark edip etmediğine bakacağız. Araştırma hipotezimizi öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması lise türüne göre birbirinden farklıdır biçiminde çift kuyruk testi yapacak şekilde kurabiliriz. İstatistik yazılımı kullanarak ANOVA testi yapmak için menüden Analyze Compare means one way ANOVA'yı seçmemiz lazım. Yani tek yönlü ANOVA. Bağımlı değişken olarak yazma notunu atamamız lazım. Bağımsız değişken olarak ki sistemde factor olarak adlandırılıyor. Program türünü yani öğrencilerin mezun olduğu lise türünü koymamız lazım. Options seçenekler sekmesinden tanımlayıcı istatistikleri varyansın homojenliği testini işaretlememiz gerekiyor. Post hoc sekmesinden yani fark varsa eğer bunun hangi grup ya da gruplardan meydana geldiğini bulmak için de değişik testler var. Bunlar birbirine yakın sonuçlar veriyor ama özellikle sınıra yakınsa birisinin %95 güven düzeyi sınırları içinde dediğine diğeri demeyebiliyor. Birkaç tanesini görmek için işaretliyoruz. Anlamlılık düzeyi olarak 0,05'i seçiyoruz ve OK'ye tıklayarak sonuçları alıyoruz. İlk verdiği sonuç yazılımın bize tanımlayıcı istatistikler oluyor. Bu tabloda öğrencilerin mezun oldukları lise türüne göre yazma dersinden aldıkları notların ortalamaları, standart sapmaları, standart hataları, ortalama için %95 güven aralığı sınırları, minimum ve maksimum değerler verilmiş durumda. Hızlıca bakacak olursak,
Lise türüne göre örneğin Anadolu liselerinin ortalaması 56 puanken meslek liselerinin 47'ye yakın, genel liselerin 51'e yakın. Standart sapmaları birbirine çok benzer. Sadece Anadolu liselerininki biraz daha düşük. Alt ve üst sınırlarda değişiyor. Yine minimum maksimum değerlerde 31 ile 67 arasında değişiyor. Bunlara bakarak acaba lise türüne göre yazma puanı birbirinden farklı mıdır ve bu fark istatistiksel açıdan anlamlı mıdır sorusunu tabii ki yanıtlayamıyoruz. Sadece ranjı görüyoruz. Ortalamalar arasındaki farkın yaklaşık 10 puan olduğunu görüyoruz Anadolu ile meslek lisesi arasında. Bu slaytta gördüğünüz şu grafiği ayrıca çizdirdim. Bunu yazılımın etkileşimli grafik çizdirme özelliğini kullanarak siz de çizdirebilirsiniz. Aslına bakılırsa bu grafik bir önceki tablodaki verileri görsel olarak özetliyor bize. Neye baktığımıza şöyle bir bakacak olursak, X ekseninde program türü olarak genel lise, Anadolu lisesi, meslek lisesi var. Y ekseninde de yazma notu var. Bu üç şekil ortasında kutucuk olan ise özet değerleri veriyor. Nasıl veriyor bir bakalım. Şu koyu olarak koyu olarak verilen çizgi lise türlerine göre ortalama değerleri veriyor. Hatırlarsanız 56 Anadolu Lisesi'nin de burada görüyoruz bu değeri. Kutucuğun alt ve üst sınırları %95 güven aralıklarını işaret ediyor. Dikkat ederseniz bu aynı zamanda varyanslarla da ilgiliydi. Demiştik ki Anadolu liselerinin varyansı daha düşük. Yani puanları birbirine daha benzer. Diğeri ise biraz daha yüksek değil. Şeklin en üst ve en alttaki sınırları ise minimum maksimum değerleri veriyor. Deminki tabloda görmüştük. Genel liseler ve meslek liseleri için 31.67 idi. Ama Anadolu Lisesi için 33.67 gibi bir değer vardı. Şuradaki 52 ile 3 grubun ortalaması biçiminde verilmiş durumda. Dolayısıyla bu grafik görsel olarak hem ortalamaları görmek hem varyansları görmek ve minimum maksimum değerleri görmek açısından son derece okunabilir bir grafik. Buradaki kutucukların boyutuna bakarak da biz Anadolu Lisesi öğrencilerinin notlarının varyansının nispeten daha düşük olduğunu söyleyebiliyoruz. Tek yönlü ANOVA sonuçlarında da karşımıza Löwen testi çıkıyor öncelikle. Biliyorsunuz daha önce görmüştük, Löwen testi varyansların homojen olup olmadığını gösteriyor bize. Serbestlik derecesi program türü için 2, toplam grup sayısından 1 çıkarılarak bulunuyor. Öğrenci sayısı için ise toplam öğrenci sayısından grup sayısı çıkarılarak bulunuyor. Buradaki P değeri 0,05'in üzerinde, 0,181. Bu bize varyansların eşit olmadığını gösteriyor ki nitekim tanımlayıcı istatistiklerde Anadolu Lisesi'nin varyansının diğerlerinden daha düşük. Diğer ikisi 9'du, biri 7'ydi galiba. Dolayısıyla bu değerin 0,05'ten yüksek olması bu verilere ANOVA varyans analizi testi uygulanabilir anlamına geliyor. Gayet de mantıklı aslında. Çünkü eğer varyanslar eşit olursa o zaman varyans analizi testi uygulamanın bir esprisi yok ki. Farkı ortaya çıkarması açısından. Dolayısıyla eğer 0,05'in altında olsaydı bu veriler varyans analizi kullanamayacaktı. Ya da kullanmak için önce verileri dönüştürmemiz gerekecekti. Ama bazen verileri
diyelim ki logaritmasını şusunu busunu alarak dönüştürmek de sorunu çözemeyebiliyor. Neden dersiniz? Özellikle biraz önce söyledim, varyans analizleri aynı zamanda deneysel araştırmalarda da kullanılıyor diye. Diyelim ki bir deneysel araştırma yapıyorsunuz ve bir kontrol grubunuz var. Yani deneysel uyarıcının uygulanmayacağı grup. Şimdi o zaman böyle bir durumda dönüştürüm dahi yapsanız kontrol grubunun varyansı diğer deney gruplarınkinden çok farklı olabilir. Diyelim ki bir gruba hiç ilaç vermediniz. Biliyorsunuz varyans analizi uygulanabilmesi için varyansların benzer olması, evet fark olacak arada ama çok büyük fark olmayacak. Çünkü çok büyük fark olması demek onun farklı evrenden seçilmiş bir örneklem olduğu anlamına geliyor. Bu tabloda ise tek yönlü varyans analizi sonuçlarını görüyoruz. Gene ilk defa olduğu için ayrıntılı bir şekilde Türkçelerini de vererek bu tabloda görüyorsunuz. Burada ANOVA sonuçlarında gruplar, önce kareler toplamı var. Gruplar arası, grup içi ve toplam olmak üzere. Bu toplam değişimin, varyansın bir ölçüsü. 17.878 birimlik varyansın 3.175'i gruplar arası farktan, 14.703'ü gruplar içi farktan kaynaklanıyor diye. Her biri için serbestlik dereceleri verilmiş. Kareler toplamlarının ortalaması verilmiş ki bu şu kareler toplamının serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilen bir değer. Gruplar arası kareler toplamı için bulunan F değeri 21,275 ve bu istatistiksel açıdan anlamlı. 0,05'in altında bir değer. Dolayısıyla da bu değer bu büyüklükteki bir F değerinin sadece şansa bağlı olarak meydana gelme olasılığının çok düşük olduğunu söylüyor bize. Binde birden az. O zaman bu değer 0,05'ten düşük, binde bir civarında olduğuna göre demek ki program türüne göre öğrencilerin yazma puanlarının ortalamaları birbirinden farklı. Bu aşamada söyleyebileceğimiz sadece bu. Ama farkın hangi okul ya da okullar, pardon, lise türlerinden kaynaklandığını henüz bilmiyoruz. Sadece fark var diyor bize varyans analizi bu aşamada. Bu farkın hangi grup ya da gruplardan meydana geldiğini bulmak için post hoc testleri yapıyoruz. Sadece bir tanesini aldım. Şu anda sanıyorum ki PASW yazılımında 18 tane farklı post hoc testi var. Bunların her birinin güçlü ya da zayıf yanlarını bilmek için gerçekten incelemek lazım. GameSolve bunlardan bir tanesi. Bize grup ya da grup hangi grupların farklı olduğunu söyleyecek. Bakın bu tabloda dikkatimizi ne çekmesi lazım? Gördüğünüz gibi 2-2 gruplanmış durumda. Ve bu gruplar arasındaki ortalama fark, standart hatası ve P değeriyle birlikte verilmiş durumda. Örneğin en üst satırdaki genel lise ile Anadolu Lisesi arasındaki fark yaklaşık 5 puan ve P değeri 1008. Yani bu diyor ki bize genel lise ile Anadolu Lisesi öğrencilerin ortalama puanları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı. Ama öte yandan genel liselerle meslek lisesi arasındaki 4,5 puanlık fark çok sınıra yakın, %95 sınırına ama üstünde. Aynı şekilde ikinci satır da tabii ki aynı bilgiyi veriyor. Çünkü Anadolu ile özür dilerim yanlış söyledim. İkinci satırda Anadolu Lisesi ile bu sefer diğer iki liseyi karşılaştırıyor. Anadolu Lisesi ile diğer iki lise türündeki her iki P değeri de %5'in altında. Dolayısıyla farkın meydana geldiği grup bu. Bir diğer grup.
bir şeye baktığımızda, örneğin genel ile meslek lisesine baktığımızda onlar arasındaki fark yakın olmasına rağmen yok. Dolayısıyla fark Anadolu Lisesi ile genel lise ve Anadolu Lisesi ile meslek lisesinden kaynaklanıyor, sonucuna varıyoruz. Birkaç tane daha deneme yaptım. Diğer Gamesol postdoc testinin yanı sıra. Örneğin bunlardan bir ikisinde burada 0,051 olarak verilen genel ve meslek lisesi arasındaki fark da istatistiksel açıdan anlamlı çıktı. Bu sadece dediğimiz gibi sınır değerine yakın olan durumlarda önemli. Nitekim tanımlayıcı istatistiklere gittiğimizde Anadolu Lisesi ile meslek lisesi arasındaki neredeyse 10 puanlık farkın aslında büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Ama diğer iki lise arasındaki birbirine yakın. Dolayısıyla birini reddederken diğerini kabul ediyoruz gibi bir sonuç çıkıyor. Bakın. Biri 51, 46, 56 şeklinde dağılmış. Dolayısıyla birinde 9,5 puan fark var, diğerinde ise 5 puan gibi bir fark var. Diğer testlerde de yaptığımız gibi ANOVA testinin etki büyüklüğünü de bulmamız lazım. Etki büyüklüğünü bulmak için burada kullandığımız katsayı eta kare diye biliniyor ve bunun karekökü alınarak etki büyüklüğü bulunuyor. Buradaki formül kullanılarak etki büyüklüğü 0,42 çıkıyor. Bu da orta düzeyde bir etki anlamına geliyor. Yani lise türüne göre yazma puanlarının farklılığı açısından bakıldığında. Peki ANOVA sonuçlarını nasıl yorumlayacağız? APA stiline göre bu bulguları şöyle rapor edebiliriz. Öğrencilerin yazma puanlarının ortalamaları mezun oldukları lise türüne göre istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Burada F değerini, serbestlik derecelerini, P değerini ve etki büyüklüğünü veriyoruz. Mezun olunan lise türünün yazma notu ortalamasına etkisi orta düzeydedir. James Howell Postdoc testi Anadolu liseleri ile meslek liselerinin ve Anadolu liseleri ile genel liselerin ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğunu göstermektedir diye cümle içerisinde bu ortalamaları da vererek devam ediyoruz. Yalnız burada ikincisi için ortalama vermeyi unutmuşuz. O zaman bu sonuçlara göre boş denenceyi reddediyoruz. Yani öğrencilerin yazma puanlarının ortalaması lise türüne göre birbirinden farklı değildir önermesini, hipotezini reddediyoruz. İstenirse bu ANOVA testi sonucunu verirken tanımlayıcı istatistikleri de ayrıca bir tablo olarak vermek gerekir. Eğer grup sayısı çok fazlaysa buradaki gibi James Howell'la başlayan satırdan sonrası olduğu gibi örneğin 7 tane grubunuz varsa bunları arka arkaya sıralamak son derece sıkıcı okuyucu açısından. Onun yerine sadece postdoc testlerinin anlamlı testlerinin sonuçlarını veren ayrıca bir tabloda eklenebilir. Bu ANOVA türüyle ilgili örneğimizdi. Aslına bakılırsa ANOVA testleri sadece bununla sınırlı değil. Daha değişik şekillerde de varyans analizi testleri yapmak mümkün. Bizim örneğimiz tek yönlü varyans analizi testiydi. Yani bir bağımsız değişkenin, okul türünün bağımlı değişken üzerindeki etkisini test ettik. Ama çeşitli ANOVA testlerinde bağımsız değişken sayısı birden fazla olabilir. Bu değişkenler farklı denekler üzerinde etkisi açısından incelenebilir. Bağımsız değişkenlerden biri farklı deneklere, diğeri aynı deneklere uygulanabilir. Ya da her iki bağımsız değişken de aynı denekler üzerinde denebilir. Bunun gibi varyasyonlar var. Dolayısıyla bu varyasyonlar
Nedeniyle de bazı araştırma yöntemleri kitaplarında varyans analizi türlerinden bahsedilirken bunlara faktöriyel tasarım denir. Niye faktöriyel dendiğinde sanıyorum ki bu kombinasyonlar nedeniyle kolayca çıkarmak mümkün. Bu farklı türlerle ilgili örnek vermeyeceğiz ama kısaca hangi amaçlarla kullanılabilir bunu özetlemekte yarar var. Özellikle deneysel araştırmalarda tek yönlü tekrarlı ANOVA testini kullanmak mümkün. Tek yönlü tekrarlı ANOVA adı üzerinde bir bağımsız değişkenin her 3 durumda da diyelim ki ya da 3 ya da daha fazla durumda da denekler üzerindeki etkisini görmeye yarıyor. Yani diyelim ki aynı denekler değişik zamanlarda aldıkları alkol miktarına göre karşı cinsi daha mı çekici buluyorlar diye ölçülebilir. Bu da demektir ki aynı kişilere örneğin bir akşam diyelim ki 2 şişe bira, bir akşam 4 şişe bira vesaire verdikten sonra çekicilik açısından acaba kaliteleri düşüyor mu, düşmüyor mu diye test edilebilir. Burada aynı deneklere 3 farklı durumu, 4 farklı durumu her neyse uygulama söz konusu. Tekrarlı sözcüğünün nedeni bu. Bir diğer varyans analizi türü çift yönlü bağımsız ANOVA diye adlandırılan. Burada cümlenin başındaki çift sözcüğü bağımsız değişkenin artık tek yönlüye göre bir değil iki olduğunu gösteriyor. Örneğin bir diğer şey de bağımsız diyoruz. Yani farklı değişkenlere uygulayacağız anlamına. Pardon, deneklere uygulayacağız anlamına. Şöyle bir örnek düşünülebilir. Denekler genç ya da yaşlı olmalarına göre bazı müzik türlerinden daha mı çok hoşlanıyorlar? O zaman burada diyelim ki denekleri genç yaşlı diye iki gruba ayırdınız. Müzik türünü de klasik, rap ve Türk sanat müziği olarak üçe ayırdınız. Ki bunlar bağımsız değişkenler. Yani hem yaş hem müzik türü. İki bağımsız değişkeni farklı deneklere uyguluyorsunuz. Yani altı farklı grubunuz olacak. Örneğin genç olup klasik dinleyen, genç olup rap dinleyen, genç olup Türk sanat müziği dinleyen vesaire şeklinde. İki bağımsız değişken arasındaki tabii ki etkileşimin de ölçülmesi gerekiyor burada. Bu da bir başka çift yönlü varyans analizi testi. Bir öncekinde farklı deneklerle altı farklı durum gözlendi ve fark ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Burada çift yönlü karışık varyans analizi söz ediliyor. Bu da deminkinden farklı olarak karışık sözcüğü burada bağımsız değişkenlerden biri farklı, diğeri aynı denekler üzerine uygulandığını gösteriyor. Örneğin kısa mesaj gönderen ve göndermeyen deneklerin dil kullanım becerilerinde bir gerileme oluyor mu diye deneysel bir araştırma yapılabilir ve bazı kişilere belirli bir süre için kısa mesaj göndermesi, bazılarını ise göndermemesi öğütlenebilir ve bu süre içerisinde acaba yapılan test sonucunda kısa mesaj gönderilenler, özellikle bugün Facebook vesaire gibi yerlerde rastladığımız şekilde acaba kısaltma kullanıyor, Türkçeyi işte daha değişik şekillerde mi kullanılıyor diye böyle bir ölçüm yapılabilir. Burada ilk bağımsız değişkenimiz deneklerin kısa mesaj kullanıp kullanmaması. İkincisi ise zaman, yani dil becerilerinin deney başlamadan önce ölçümü ve deney bittikten sonra ölçümü, test öncesi ve sonrası biçiminde. Çift yönlü tekrarlı ANOVA'da ise gene adından da anlaşılacağı üzere iki bağımsız değişkenimiz var ama aynı denekler üzerinde uygulanıyor. Aynı denekler üzerinde.
Gene bir örnek Field'ın kitabından. Tüketilen alkol miktarı ve mekanın loş ya da aydınlık olması flört seçiminde cazibeyi etkiliyor mu? Burada aynı denekler her hafta loş ya da aydınlık bir barda 2, 4, 6, 8 bira içtikten sonra birlikte sohbet ettikleri kadınların cazibesi bağımsız hakemler tarafından değerlendiriliyor. Buna göre de acaba gene seçicilik kalitesi tüketilen alkol miktarıyla aynı kişiler üzerinde yapılan bir deneyde fark ediyor mu? Belirli bir miktarda alkol aldıktan sonra acaba insanlar hareket etsin yeter tarzında bir yaklaşım mı tercih ediyorlar?